Muhakkak faydalı olacaktır ama burada tabii ki de sadece sayılara da rakamlara da takılmamak gerekiyor. Çünkü rakamları gerçekten çok çok iyi. Her sezon neredeyse özellikle son 3 yılına baktığımızda 25 gole, gol olarak değil asistler de dahil ya da katkı. gol pasları da dahil. Hatta 30 bile diyebiliriz 30 gole katkı yapan bir oyuncu. İlk defa ülkesinden dışarı çıkıyor. Onun için de ayrı bir tecrübe olacak bu. Polisler. Ee, Portekizli oyuncular, Güney Amerikalı oyuncular bu konuda birazcık duygusal oluyor ama maçlarını takip ettik, bildiğimiz bir takımda, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da hep gördüğümüz bir oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu, o yüzden çok fazla sürpriz çıkacağını zannetmiyorum. Zaten bu transferin asıl amacı da buydu. Ee, şöyle bir sezon geliyor, bu beni birazcık daha heyecanlandırıyor. Normalde son yıllara baktığımızda özellikle bir iki takımın sivrildiği liglere şahit oluyoruz ki işte zamanda Başakşehir. Da Geçen sezonda öyleydi. Birazcık daha yakın geçmişe gittiğimiz zaman işte Başakşehir'in Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonlarda da 3 takımın 4 takımın çekiştiği bir sezonu ben açıkçası çok net hatırlamıyorum son evet. dönemlerde. Şu anki gidişat onu gösteriyor. Trabzonspor'u birazdan konuşacağız diye şimdi hiç oraya evet. girmiyorum ama Beşiktaş'ın bu yaptığı transferler birazcık daha mesaj veren de transferler. Yani hedefiyle ile alakalı mesaj veren transferler ki Tanıtımlarda da hep stadyum vurgusu da yapılıyor Beşiktaş'ta. Dolayısıyla burada alt metin olarak şu da çıkabilir. Yönetim olarak biz görevimizi yapıyoruz. Stadyum orada. Destek de sizden diye taraftarı. Çünkü bu işin çok fazla sac ayağı var diyebiliriz. Böyle isimleri getirdiğin zaman forma satışı olacak. Böyle isimleri getirdiğin zaman kombine satışları olacak. Dolayısıyla kulübün yaptığı harcamaların bir şekilde taraftarlar nezdinde geri dönüşü de olması gerekiyor. Dolayısıyla... Böyle isimler bu anlamda da katkı sağlayacak, marka değerini artırabilecek futbolcular. Şu ana kadar yapılan transferler belli teknik ekiple çalışılmış. Çok kolay da bir günde iki günde imzalanacak sözleşmeler de değil, görüşülecek oyuncular da değil. Belli ki evet. bir süreç yürütülmüş ve sonunda nokta transfer dediğimiz, Beşiktaş için söylüyorum bunu, transferler yapılmaya başlandı. Tabii ki de devamı da gelecek ama şu ana kadarki gidişat taraftarları mutlu edecek isir olduğunu söylemek mümkün. Mehmet Özcan, sahne söyleyeceksin Rafa Silva için. Sezonun transferi olabilir. Evet. Ee, onu söyleyelim yani. Hatta Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin ne kadar alevlendiğini geçen iki sezonda gördük. Fenerbahçe'de Galatasaray bu transferi açıklasaydı muhakkak karşı taraftan e, mevcut yönetimine Hı -hı. bir tepki gelecekti Rafa Silva'yı nasıl e, kaptırdınız şeklinde. Hı -hı. Beşiktaş burada sürprize imza attı. Çünkü hani, Fenerbahçe ve Galatasaray için. Konuşulan oyunculardan biriydi rapası ve Galatasaray ilgilendi onu da söyleyeyim. Hı hı. Ama mali şartları İkardi'ye yakın olduğu için de finalize etmedi ki ben Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyordum. Beşiktaş'ın bu anlamda agresif aradığımız Suudi Arabistan pazarından oyuncuyu kapması önemli. İyi bir sözleşmesi var. 6 milyon euro yıllık ücretine bence iyi de bir imza parası almıştır ki benim bildiğim kadarıyla 3 yıl için 28 milyon euroluk bir maliyet söz konusu ama bu oyuncunun çok iyi olduğunu değiştirmiyor. Bence çok iyi transfer. Hatta Beşiktaş'ın Taliska'dan sonraki en garanti transferi. Öyle söyleyebilirim Melike. Yani ben minimum 20 gol, 25 dedik. Türkiye'de 20 gollü gol asistleriyle geçecektir. 5 yaş adına çok çok iyi bir transfer Rafa Silva. Geçen sezonun hatırlayalım işte Tadic, ee, üstüne Galatasaray'ın ilk aydının bon servisini alması. Beşiktaş ister istemez orada işte ona ana amartı iyice evet. e, transfer anlamda psikolojik olarak e, sezon öncesi aslında sezon avlatmışı neredeyse. Bu sefer tam tersi. Önce Paulista, şimdi Rafa Silva, Hummels konuşuluyor artı Hummels bir cevap bekleniyor artık. Çünkü harekete geçmek istiyor Beşiktaş'ta. Pazartesi günde işaret ediliyor artık kararını vermesi için. Onun sonrasında da o transferde ya olacak ya olmayacak netleşecek. Humels'e özelinde de yorumlarını almak isterim. Sonra da Burak soracağım. Paulistayı tamamlayan stoper ihtiyaç var. Humels e doğru bir isim. Yaş olarak bakarsa da 30 yaş üstü oyuncular Paulist Rafa Silva, Humels artı 36 gelecekse. galiba Humes, Yani mi? şöyle 30 tecrübeli oyuncular, genç oyuncular değil ama bunun işte siz Semih'le eldeki kişi. mevcut işte e, Muçi ile harmanlayabilirsiniz genç oyuncularla. Di Maria da çok çok büyük bir isim. Evet. Beşiktaş hani bu sefer Galatasarayla Fenerbahçe'nin rüzgarını kesmeyi amaçlıyor benim anladığım transferde. Şu anki gidişat da Beşiktaş taraflarını bence mutlu ediyordur. Burak sen için katılıyor. ne diyeceksin? Hummel için şunu söyleyeceğim. Bazı oyuncularda yaşa bakmamak gerekir denir ya. Gerçekten Hummel'sin oyunculardan bir tanesi. Türkiye'ye geldiği zaman bir de şöyle bir örnek de var geçtiğimiz sezonda Hummel'sin yerine Sergio Ramos konuşuluyordu. Anlaşıldı. Beşiktaş'a evet. geliyordu ama son dakikada gelmedi. O da yaş ilerlemiş bir oyuncuydu ama kariyerine baktığınız zaman son sezon karşılaşmalarında gösterdiği performansa baktığınız zaman Hummels'in bir sene iki sene rahat rahat oynayabileceğini büyük görüyoruz. Mevki itibarıyla da zaten. Hem de aynen öyle o şekilde bir de böyle oyuncular büyük maç kazandıran oyuncular. Geçen sezon Beşiktaş'ın eksilerinden bir tanesi de büyük maçlarda yaşadığı sıkıntılardı zaten. Şöyle de bir durum söz konusu. Mehmet'i tamamlamak için söylüyorum bunu da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geçen sezonki rüzgarı dedi. Şimdi bu iki takım da umarım geçerler, şampiyonlar liginde mücadele edecekler. Galatasaray geçen sene de şampiyonlar liginde mücadele etti. Burada da inanılmaz bir gelirden evet. bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sezonu özellikle kaçırmak istememesinden önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü Statü de değişti Şampiyonlar Ligi'nde. Şu an oraya katılan takımlar daha fazla gelir elde edecekler. 8 Hem... maç benim Aa, olan. Evet statü gereği daha fazla gelir e tabii 32 gelecek. 32 takımdan 36 takıma çıktı. Dokuz, grup kalktı. 8 dokuz, 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 maç grup. yapacak bir takım. Tabii 9 ayrı işte. öyle ayrılacak. Aynen öyle 8 maç deplasman bitti. 8 farklı takımda 8 ayrı yerde maç yapacak. 4'ü kendi sahasında 4'ü deplasmanda olacak şekilde. Maç sayısı artınca gelir kalemi de artıyor. Dolayısıyla makası ...açılmasını kesinlikle istemiyor Beşiktaş. Evet. Şu an önümüzdeki sezon... ...Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için bir kadro... ...kuruyorlar. E tabi bunun yolu da... E, ...Süper Lig'den geçiyor. Öncelikle. Dolayısıyla dediğim gibi... Humes büyük maçlarda kendisini gösteren... ...fark yaratan... ...varlığıyla bile... ...kalitesiyle... ...rakip takımın çekindiği isimlerden... ...bir tanesi olacaktır. Onun yanında oynayan... ...oyuncular iki sene bile oynasa... ...yanına bir genç oyuncu koyduğun zaman... Humes'ten antrenmanda öğrendikleri bile... 5-6 yıl belki de öne atmasına neden olacaktır kendisini geliştirme hızını. Bekir Bey'in bir mesajı var diyor ki izleyicimiz. 7-8 transfer yapacak ki Beşiktaş Rafa Silva kalitesinde olacak onlarda. Anca o zaman Fenerbahçe'yi zorlar demiş. Galatasaray için 3-5 sene daha geçmesi gerekecek yakalamak için. E, bu sene en az 5 e, yerlin çok çok iyi olmak zorunda diye bir mesaj. Yani diyor ki Galatasaray'ın hani yarışacak hale gelmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi yakalayabilmek için 7-8 transfer yapması lazım demiş. Ne düşünüyorsunuz bu mesajla ilgili ve yerli konusu? Yerli konusunda haklı bence de. Diğeri biraz tabii tahmin. İyi ben yerli başlayabilirsin. İyi yerli çok önemli. <laughs> İyi yerli tabii ki de çok önemli ama önümüzdeki sezon itibariyle takımlardaki yabancı oyuncu sayısında da bir değişikliğe gidiliyor. Evet. Dolayısıyla hani orada da takımların ne kadar kaliteli yerli buluyorsan o kadar kaliteli yabancı da bulman gerekiyor çünkü hepsini oynatabilme lüksün var bu sefer. Aynen. Çünkü